Bu eğlenceli olabilir. Ah, burada bir şeyler ters görünüyor. Nerede bu? Sanırım bekleyeceğim. Bir maniküre ihtiyacım varmış. Attım tut. Tek de tuttum. Tekrar yapabilir miyim? Ah, orada kim var? Hey, sen kimsin? Aa, yanlış video. Otursana. Ben mi? Ama... tamam o zaman. Burada ne var? Vay, marshmallow. Hey, beklemen gerekiyor. Kuralları biliyorsun. Pardon anneanneciğim. Buna ihtiyacınız olacak. Aa, bu da ne? Ya, hadi ama. İlk sen başla. Ciddi ısrar ediyorum. Tamam, kadere bırakalım. Ben başlıyorum. Lütfen yüksek bir sayı olsun. Oo, bak. 6 mı? Gerçekten mi? Demek öyle ha? Hadi düşüş. Aa, olamaz. 5 geldi. Al bakalım. Ay, bu çok kötü oldu. Anneannen çok acımasızmış. Peki, işte başlıyoruz. Onu bir kaseye sıkacağım. Beyaz çikolataymış gibi davranacağım. Bana şans dile. Hızlıca bir daldıracağım. Çok fazla olmasın. Bunu yapacağıma inanamıyorum. Hadi bunu halledelim. Aslında gerçekten güzelmiş. Fena değil. Şaşırdım valla. Gerçekten mi? Ay, sıra bende. Beni kandırayım deme. Biraz tadına bakacağım. Vay, yok artık. Bu harikaymış. Kim bilebilirdi ki? Yemeği kesemiyorum. Daha çok yiyorum. Aa, yavaş ol biraz. Bana da bırak. Önce ben denedim, unutma. Yalnızca bir tane kaldı. Bu harika bir şeymiş. Başardık. Yuhuu. Bize bak anneanneciğim. Hmm, berabere kaldınız. Duydun mu bunu? İkimiz de kazandık. Aa, evet. Aa, çok sıcak. Eriyorum resmen. Serinlememiz gerek. Yıldım resmen. Aa, çok terledim. Aa, biliyorum. Peki ya ben? Aa, salla şunu, salla salla. Bir fikrim var. Bu senin için. Minik bir vantilatör. Aa, çok daha iyi oldu. Gayet iyi ha. Müthiş bir his. Tam da ihtiyacım olan şey. Aa, çok soğuk. Amca. Merhaba kızlar. Aa, olamaz. Bunu düzeltelim. Bırakın anneannen ilgilensin. Aa, bu da ne? Sarımsak mı bu? Of, bu koku. Ah, berbat. Ah, sanırım kusacağım. Benden uzak tut. Bunu yemeniz gerekiyor. Hadi deneyin bakalım. Aa, sadece sarımsak. Yani sonuçta vampir değiliz. Ama bu gerçekten kötüymüş. Bunu hak edecek. Ne yaptım? Bu çok kötü. Devam et. Tadını almıyormuşuz gibi yap. Mutlu anlarıma gideceğim. İşe yaramıyor. Bundan nefret ettim. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Bitirmemiz mi lazım? Nefesim çok kötü koktu. Ah, gargaraya ihtiyacım var. Neredeyse bitirdik. Hey, burnun. Aa, daha iyi görünüyorsun. Aa, buna inanamıyorum. Aferin kızlar. Harika iş. Evet. Açmaya hazır mısın? Kesinlikle evet. Vay, bir sürü bisküvi. En sevdiklerimden. Çok iyi oldu. Dur bir saniye. Bu ne? Aa, hayır, olamaz. Aa, şuna bakman lazım. Ne oldu? Ne? Yoksa bu acı soz mu? O kadar da abartmayın canım. Hadi başlayın. Öyle diyorsan öyle olsun. Çok gerildim ama. Hiç böyle bir şey yapacağımı düşünmemiştim. Kurabiye israfına bak. Aha, bitti. Sıra sende. Ay, teşekkürler. Kurabiye ve süt ne güne kaldı. Klasik bir kombinasyon. Ne olsa acı sostan daha iyi olurdu. Tamam, üstlerini kapattım. Mutlu musun şimdi? Yerlerinize hazır. Başla. Ah, hızlı olmam lazım. Gayet iyi gidiyor. Bunu yapamayacağım. Acıya bak. Ah, ağzım yanıyor. Ay, ağlayacağım şimdi. Ah, çok acı. Ah,
lambamı bitirdim. Bekle, bir şeyler oluyor. Aa! Dikkat et! Mindy, dursana! Kapa şu ağzını! Of, ne yaptın sen? Aa, bunu beklemiyordum. Aa, aferin ama. Sanırım işimiz bitti. Ejderha nefesim için üzgünüm. Yanık saç kokusunu alıyor musun? Ah, tipik bir pazartesi sabahı değil mi? Şampiyon kahvaltısını düzeltemeyeceği hiçbir şey yok. Vay canına. Bu bir yarışma davetiyesi. En büyük hayalimizi gerçekleştirebiliriz. Sence kazanabilir miyiz? Ben ünlü bir film yıldızı olurdum. Kırmızı halıda çok tatlı görünürdüm. Ben de en tatlı korgiyi alırdım. Bütün gece sarılıp uyurduk. Hey, bu benim mısır gevreğim. Davetiye benim kaseme düştü, görmedin mi? Hiç de adil değil. Bana ver onu. O benim. Hayır. Bak ne oldu. Dur bir dakika. Vay canına. Neredeyiz? Şeker cennetine mi geldik yoksa? Hey, televizyon açık. Bu papyon beni şişman. Aa, selam. Garip Yiyecekler Meydan Okuması'na hoş geldiniz. İşler mi yiyeceğiz yani? Bu sıkıcı gün gittikçe ilginçleşiyor. İlk tabağınız geliyor. Sence içinde ne var? Şimdi sıra 2 numaralı tabakta. Bir tabak dolusu Skittles. Ne yapmanız gerektiğini merak ediyorsunuz değil mi? Bunu bilen benim, öğrenecek olansa sizlersiniz. Aa, sürpriz öyle mi? Hadi yapalım şunu. Ketçap mı? Sprite en sevdiğim içecek. Şimdi bunları şekerle mi karıştırmamız gerekiyor? Önce hangi aromayı denesem? Limonlu en sevdiğim. Şimdi eğlenceli kısma geldik. Harika bir şey görmek ister misin? Skittles'ların üstüne Sprite dökünce mucizevi bir şeyler oluyor. Bekle. İşte. Şekerden akan renkleri görebiliyor musun? Şimdi yiyeceğim. Ketçabın böyle bir şey yapabileceğini hiç sanmıyorum. Ketçap sadece hamburgerle güzel oluyor. İğrenç. Hemen yapayım da bitsin bari. Daha kötü olamazdı. Hadi hayırlısı. Midem bulanmaya başladı bile. Umarım kusmamayı başarabilirim. Bana şans dile. Tahmin ettiğim kadar berbat. Gülmeye devam et Emma. Vay canına, bu marshmallowlara da bir bak. Bunu yemem mi gerekiyor? Bu saç kurutma makinesi değil mi? Oley! Bana tortilla cipsi geldi. Ama bu marshmallowla gitmez ki. İşte şimdi anladım. Birkaç marshmallow al ve cipslerin üzerine koy. Çok garip görünüyor. Çünkü marshmallowlar daha erimedi. Bak gördün mü? Gittikçe yumuşuyorlar. Cipslerin üzerinde eridiler. Muhteşem görünmüyor mu? Umarım çok sıcak değildir. Çok lezzetli ha? Ben de deneyeyim. Evet, bunlar çok lezzetli. Aa canına, mideleriniz dayanıklıymış. Şimdi de tuzlu odasına geldik. Tuzlu yiyecekleri çok seviyorum. Hey, bu benim tabağım. Çok aç gözlüsün. Oyuna ne dersin? Olur. Makas kağıt yener. Of! En azından lezzetli bir hamburgerim varmış. Ben de istiyorum. Yanında da patates kızartması mı var? Hayatımın en güzel günü. Resmen tuzlu bir ziyafet.
Ben ne yapacağım? Seni mi izleyeceğim? Kendininkini açsana. Tamam. Dondurma mı? Hem de patates kızartmalı dondurma. Bu duyduğum en çılgınca şey. Gerçekten bunu mu verdin bana? Bedava yemek bulmuşsun, bir de şikayet ediyorsun. Bu delilik. İkisini karıştırmam mı gerekiyor? Çok teşekkür ederim. Bir daha dondurmaya asla aynı gözle bakamayacağım. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Resmen fast food'a karşı suç işliyorum. Hadi bakalım. Ay çok berbat değil mi? Sanırım karıştı. Pekala hazır. Gözlerinizi kapatın millet. İğrenç kokuyor. Bak. Evet çok kötü. Bunu içecek misin gerçekten? Patates parçalarına bak. Of bu çok zor olacak. Umarım ölmem. Cesaretimi toplamalıyım. O kadar da kötü değilmiş. Asla içmem. Her şeyi denemek lazım. Hey şuna bak. Pizza. Ve jelibon ayıcık mı? Bu bayağı ilginç olacak. Baksana ne kadar tatlılar. Onlar da bizim gibi en iyi arkadaşlar. Her neyse. Acaba bende ne var? Çiğ yumurta mı? Jelibon ayıcıklar birden gözüme güzel göründü. Bu kadar gülmek yeter. Yemeğe koyulsak iyi olur. Hazır mısın? Peynir trenine binin ayıcıklar. Ağzıma doğru kısa bir yolculuğa çıkacaksınız. Ben de dilimimi hazırlasam iyi olacak. Of bu çok iğrenç. Bıcık bıcık ve berbat. Yemek için sabırsızlanıyorum. Bir de bana sor. Afiyet olsun. Meyveli ve tuzlu. Kendininkini yiyecek misin Naomi? Hadi bakalım. Sarısını da yemem gerek. Lezzetli. Lezzetli çok iğrenç demekse yani. Bu gelmiş geçmiş en tuhaf pizza partisi. Sanırım kovaya ihtiyacım olacak. Sırada ne olduğuna bakmaktan korkuyorum. Yok artık. Bir tabak dolusu acı biber. Ne yapacağız? Bu şimdiye kadarki en zor tur. En iyisi hemen yüzleşmek. Aha! Fındıklı çikolata kreması mı? Sen de açsana. Bu biraz fazla olmuş. İki kat fazla acı yemek zorundayım. Bu defa şans yüzüme güldü. Bana alın bakalım. Aslında bayağı lezzetli görünüyor. Güçlü bir etkisi olacağı kesin. Ağzım alev almış gibi geliyor. Suyun var mı? Bunu hiç yapmak istemiyorum. Of işte geliyor. Ağzım alev aldı. Bu hiç bize göre değil. Endişelenmeyin. İlacınız burada. Oh, sonunda etkisi geçiyor. Neredeyse 110'u arıyordum. Bu çitoslar acı görünüyor. Tam da rahatlamıştık. Hey şuna bak. Bana süt geldi şekerim. Yer fıstığı ezmesi mi? Bunun nesi ilginç? Şov başlasın bakalım. Daha önce hiç tabağa süt dökmemiştim. Bu kadar yeter herhalde. Şimdi de sıra şovun yıldızında. Ateş gibi Cheetos. Umarım yüzmeyi biliyorsunuzdur. Bana şans dile tamam mı? İşte kaşık dolusu sütlü Cheetos. Hiç fena değil. Süt acıyı bastırıyor. Bu garip kombinasyonu deneme vakti.
çok kötü duruyor. Yer fıstığı ezmesini de hiç sevmem. Ağzında çok fazla farklı tat var. Sakın kusma, sakın kusma. Harika. Siz ikiniz iyi iş çıkardınız. Aman tanrım, Ellie'ye bak. İyi ki onun yerinde değiliz. Ben onun yerine bir şey atıştırmayı tercih ederim. Başka türlü geometri dersi nasıl geçer ki? Bu cipslerin tuzu tam kıvamında. Yanlış mı görüyorum? En son kontrol ettiğimde sınıfta atıştırmak yasaktı. Okuma cezası mı aldık? Sihirli geometri de ne demek? Ha? Ha? Sayfaları ben çevirmiyorum. Sen mi çeviriyorsun? Pekala, korkmaya başladım. Kemerlerinizi bağlayın kızlar. Vay canına. Burası neresi? Kağıtları çevirelim mi? Üçgen mi? Bu ne demek oluyor şimdi? Hiç bilmiyorum. Bunların içinde ne saklı acaba? Ha? Gördün mü? Şekilleri aynı. Evet, üçgen. Bu soğan da daire şeklinde. Bunları yememiz mi gerekiyor? Bence içinde pizza var. Sadece buzu eritmem gerekiyor. Bunu nasıl eritebilirim? Ta-da! Bu şey güzel ısı veriyor. Sana geliyorum pizza. İşe yarıyor baksana. Peyniri görüyorum. Yaşasın. Üzerinde de en sevdiğim malzemeler var. Güzel ve sıcak. Ben de bir parça alabilir miyim? Hayır, senin kendi tabağın var. Çiğ soğanı kim yer ki? Denemeden bilemezsin değil mi? Of, bu çok kötü. Öyle mi? Ağlamamı durduramıyorum. Tina, peçete ister misin? Soğan yüzünden. Bu dilimi bitirmeden batmayacağım. Neyse ki yanımda her zaman kolluk taşıyorum. Bir gün işime yarayacaklarını biliyordum. İşte oldu. Bir, iki, üç seç. Oley! Bu tur bir öncekinden daha tatlı. Başlayalım mı? Farkındaysan çoğul konuştum. Şuna bak. Rakun mu? Nerede? Tina, ne rakunu? Bakalım ne kadar safmış. O da mı bir dilim istiyor? Peki. Al bakalım. Hey, gel bana bakayım. Ne? Üç parça vardı yemin ederim. Hayır, sadece bir tane. Aslında Naomi'yi kendi silahıyla vurmalıyım. Evet, bu harika olacak. Gerçek bir dile benziyor değil mi? Eğer bunu lollipop'a yapıştırırsam korkudan küçük diline yatar. Gösteri zamanı. Naomi, dilime yapıştı. Dur, ben çıkarırım. İnanamıyorum, dilimi kopardım. Kandığına inanamıyorum. Yüz ifadeni görmeliydin. Seninle paylaşacağım varsa da paylaşmam artık. İlk sen seçmek ister misin Tina? Yine daire geldi. Bana bu sefer kare geldi. Atıştırmalıklarımızı kontrol edelim bakalım. Hazır mısın? Pekala. Aa, nar! Ramen erişte mi? Bu pişmemiş ki. Narı nasıl yendiğini hatırlıyorum sanırım. Of, işe yaramıyor. Bir dakika, yuvarlama tekniği. Birkaç kez öne ve arkaya yuvarla. Ve içindekiler yumuşasın. Büyük sürpriz geliyor. İşte şimdi suyunu sıkalım. Tatlı nar suyunu kim sevmez ki? Hadi şerefe. Kıskandın mı? Şimdi ne yapacağım? Pişmemiş erişte hiçbir işe yaramaz ki.
Ama keçeli kalemim olduğunu unutmuşum. Biri bana bir keresinde eriştenin gizli sırlar sakladığını söylemişti. Ve bu keçeli kalem hepsini açığa çıkaracak. Çabuk kurumaması gerekiyor. Güzelce bastırmayı unutma. Bunlar ne anlama geliyor? Seni almaya geliyorlar Naomi. Naomi! Nereye gitti? Ölmeye hazır değilim. Ben ödlek seni. Uzaylılardan korktuğumu biliyorsun. Oyuna var mısın? Taş, kağıt, makas. Of pekala, sen kazandın Tina. Bu defa bana üçgen çıktı. Bana da daire çıktı. Tabaklarımızda ne olduğunu öğrenme zamanı. Bu harika şeylere baksana. Ben hemen başlıyorum. Hepsini bitirebileceğimden eminim. Bir lokmacık alabilir miyim? Küçücük bir lokma mı? Olur tabii. Dur, hızlıca bir şeyler yapmam lazım. Sığdı. Şu minicik parçalara bak. Şimdi en harika olanı seçmeliyim. Bu senin hakkın. Harika. Bu senin için. Şaka mı yapıyorsun? Şimdilik bu kadar yeter. Şuna başlasam iyi olur. Biraz garip değil mi? Ama buldum. Sadece biraz yardıma ihtiyacım var. Ağız temizliğine önem vermem işe yaradı. Bunun neler yapabileceğini izle. Bıçak yerine diş ipiyle harika parçalar kesebilirsin. Sıra yatay şekilde kesmeye geldi. Hazır. İşte bir lokmalık diye buna derim. Ben de istiyorum. Kolaysa bu karpuz canavarını alt et. Resmen doymuyor. İşte bitti. Kabuğunu ister misin? Ne? Bazı insanlar seviyor. Bu defa sadece bir tane kağıt var. Kare çıktı. Vay canına. Bunlar da ortaya çıkıverdi. Ha? Cidden mi? Bunlar şimdiye kadar gelen en garip yiyecekler. Şuna bir bak. Belki de yiyeceklerimiz birbirleriyle uyumludur. Bak, küçük musluğu gördün değil mi? Ve benim canım biraz portakal suyu istiyor. Önce kesmem gerekiyor. Ortasında böyle bir delik aç. Deliği açtıktan sonra musluğu deliğe tak. Bardaklar hazır mı? Hadi sıkalım bakalım. Evet, kesinlikle işe yarıyor. Bayağı suluymuş değil mi? Hiç bu kadar taze bir meyve suyu içmiş miydin? Nefis. Ne? Lütfen bize zarar verme. Vay canına. Sıramıza geri mi döndük? Halüsinasyon gördük herhalde. Şekilleri öğrendiniz mi bakalım? Bunu alayım artık. Ha! Öğretmenimiz kesinlikle bir cadı. Hasta olmak en kötüsü. 38,5 mu? Gerçekten çok hastayım. Şu nefis çayın yardımı olur. Oh, çok sıcak. Tonka, sana katılabilir miyim? Dondurma zamanı. Çok lezzetli. Kremamsı ve tatlı görünüyor. Hem de nasıl. Seni yalnız mı bıraksak Thomas? Of, acayip lezzetli. Şu koca kaşık dolusu dondurmaya bak. Aa, müthiş. Buz gibi hem de. Bir lokma istemediğinden emin misin? Keyfim bilir. Ama tüm umutlar bitmedi. Şu an sadece sıcak şeyler yiyip içebilirim. Ama tadı yine de güzel olabilir. Şunu ısıtayım. Şimdi bekliyoruz. Hazır. Gel bana.
Bak, benim de dondurmam var. İlginç. Daha çok kremalı çorbaya benziyor. Tadı nasıl? O kadar kötü mü? Bütün boğazımı kapladı. Dondurma soğuk servis edilmek için hazırlanmış bir yiyecek. Evet kanka, kesinlikle. Hadi sıcak yemek soğuk yemek kapışması yapalım. Sen başlamak ister misin Thomas? Donmuş tavuk. Bu şey buz gibi kas katı. Gel de eritmeme yardım et. Sana eri dedim. Bunun hijyenik olduğundan emin misin Thomas? Yeter. Pes ediyorum. Bakalım benim tabağımda ne var? Dumanı üstünde kızarmış tavuk. Hey, o benim. Taze de. Tam kararında çeşitlendirilmiş. Senin kendi tavuğun var. O haksızlık. Biliyorum. Annem bunu pişirmeyi iyi biliyor. Onun tavukları en iyisi zaten. Evet. Yardım yolda. Ol bakalım. Senin için keseyim ister misin? Ne oldu? Kıskandın mı Ali? Aman neyse. İşte leziz bir parça. Anne gibisi yok. Soğuk mu sıcak mı? Oynayalım mı? Berabere. Evet. Seninkine bakalım Thomas. Kanka bu noodle. Ama donmuş gibi görünüyor. Hey. Ben bunu nasıl yiyeceğim ya? Pek kokusu da yok. Hey. Al sen de dene. Aa, bu olmadı. Sen niye seninkini açmıyorsun? İşte sıcak noodle böyle görünür. Hastayken sıcak çorba gibisi yok. Şu ilk lokmaya bak. Güzel görünüyor. Hadi bakalım. Sence bu ne? Senin tabağında ne var? Donmuş kola. Acaba hala içilebilir mi? Zor hareket ediyor. Hey! Bu şey patlamaya hazır. Belki de çalkalamak iyi bir fikir değildi. Vay, müthiş görünüyor. Şimdi de tadım testi. Pek bir şey kalmamış. Neyse. Fondip yapayım bari. Ben de sıcak olanı tadayım. Daha önce hiç sıcak kola içmemiştim. Hadi bakalım. Hala çok sıcak. Aslında bir fikrim var. Biraz çaya ne dersin? Kola olabilir ama yine de onu çay saatinde içebiliriz. Lezzetli görünüyor. Ve saat de 5. Teşekkürler canım. İçelim mi? Şerefimize tatlım. Oldukça iyi. Pronto, ben başlayayım. Ellie, iyi misin? Sadece daha önce hiç sıcak karpuz görmemiştim. Donmuş karpuzu da görmemişsindir. Bu bayağı kafa karıştırıcı. Ama sanırım ne yapmam gerektiğini biliyorum. Önce güvenlik. Çünkü bunu testereyle keseceğim. Hadi sene. Yeterince keskin değil. Buldum. Bunu dene. Sıkı durun çocuklar. İşler çılgınlaşıyor. Hadi kırılsana. Biri fena sinirlendi. Cidden mi?
Hiddetime dayanamadı. Elimden geleni yaptım. Hiçbir şey yapmamaktan iyidir. O tartışılır. Hadi bakalım. Sanki sıcak çöp gibi kokuyor. Tadı da öyle. Aman ne güzel. Ay bakamayacağım. Sıradaki jöle ayıcıklar. Sanırım yani. Bu gerçekten sıcak. Benimkini zor hareket ettirebiliyorum. Şu akışkan şekere bak. Acaba hala yenilebilir mi? Demek şekerlemeler bundan yapılıyor. Bisküviye sürsen mesela. Tamam da dişlerim acımaya başladı. Aman tanrım. Dişim. Bu çok fena değil mi? Bak. Bu kadar aç olmasam ilgilenirdim. Bu da çok iyi. Fıra çıkarsa ben başlarım. Evet. Dadan. Bu şu ana kadarki en iyi round. Tuhaf görünüyor. Tadı da tuhaf. Evet, kesinlikle donmuş. Şuna bak. Bu da yemek mi yani? Berbat. Umarım benimki tahmin ettiğim şeydir. Ve evet, öbürünün tam tersi. Şunun bir tadına bakayım. Ayrıl. Hadi. Gel bana. Evet. Ne oldu? Çok üzgünüm. Hey, iyi misin? Şimdi iyiyim. Bir, iki, üç, başla. İki kişilik suşi partisi gibi görünüyor. Ama bir terslik var. Bak. Bu iyi görünüyor. Bu pek de öyle değil. Hadi. Sanki suşili buz küpü gibi. Bana da bir tane ayırır mısın? Suşi soğukken iyi de donmuşken değil. Üzerine acı sos dökersem başka tabii. Ve hesabım doğruysa acı soslu suşi demek yakıcı acı suşi demektir. Çok zekiyim biliyorum. Şimdi ortalık ısınacak. Birkaç damla daha. Bundan emin misin? Hadi bakalım. Tadı... Amanın! Ay! Biri bana yardım etsin. 112'yi arayın. Ağzım alev aldı. Donmuş sushi ağzımı serinletir. Şimdi daha iyi. Of ya, senden hastalık bulaştı Ellie. Onca soğuk şey yemekten olmuştur. Kendini kötü mü hissediyorsun Thomas? Bir round için daha halin var mı? Bunu nasıl yaptın? Hayır. Sadece çaymış. Biraz içebilirim. İşte bağışıklığını güçlendirmen için. İyiymiş. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Şimdi bir dilek tutayım. Aman tanrım, o da ne? Vay canına, belki de dileğin gerçekleşmiştir. Kırmızı, sarı ve mavi yiyecekler. Bu bir yiyecek meydan okuması. Şu düğmeye bassak mı? Evet. Önce ben açabilir miyim lütfen? Kırmızı bir şey demek ki acılı. Bu bir hazır erişte.
Sosunu eklesem iyi olur. Sanırım onu acılı yapan o. Çeşniyi de ekleyeyim. Bu güzel olacak. Şimdi sıra sıcak suda. Mükemmel. Bunu yemek için sabırsızlanıyorum. Pekala, yemek çubukları hazır. Bu acılı erişteyi artık deneyebilirim. Yarasın. Ah, hayır. Hayır. Çok acı. Canım, acılı ve güzel. Bayıldım. Harika. Tamam, sen sıranı saldın. Bakalım bende ne varmış. Güzel bir biberon şekerleme. Nefis bir şey. Bir de tozuna batırarak deneyeyim. İyice kaplanmasını sağlayayım. Çok tatlı. Bu toz harika. O da neydi? Nasıl yani? Bir bebek poşeti mi? Anne! Onu neyin neşelendireceğini biliyorum. Bir lollipop'a ne dersin bebek? Tamam, Skittles olur mu? Hayır. Şu. Bu acılı erişte mi? Emin misin? Bayağı acılı. Tamam, madem ısrar ediyorsun. Bir bebeği acılı erişteyle beslediğime inanamıyorum. Geri dönmüşsün. Erişte seni kendine getirdi. Öyle oldu. Teşekkürler. Vay canına. Bu tuhaf bir meydan okumaydı. Hadi bunları birlikte açalım. Galiba sadece sade pastalar var. Birdenbire bir çark mı ortaya çıktı? Acılı, tatlı veya ekşi. Şimdi ne olacak? Bir düğme. Sence ona basmalı mıyız? Sanırım öyle. Ben deneyeyim. İşte çark dönüyor. Ekşi mi? Peki şimdi ne olacak? Bir limon. Öylece elime düştü. Görünüşe göre onu pastana koyacaksın. Tamam. İşte limon suyunu sıkıyorum. Şimdi sen de düğmeye basmalısın. Sana da ekşi geldi. Bu da ne? Benim limonum nerede? Onun yerine turşu oldu. Seninki turşulu pasta olacak. İşte turşuları pastama koyuyorum. Düğmeye bas tekrar. Acılı. Bu iyi bir şey olamaz. Acı biberler. Herhalde teşekkür etmeliyim. Meydan okumalar bazen tuhaf olabiliyor. İşte biberlerimi de ekleyeyim. Düğmeye basma sırası sende. Tatlı. Bana tatlı geldi. Bu da ne? Ağzımda bir şey var. Bir tane daha. 3 oldu. Galiba bunları pastama eklemeliyim. İşte benim göz küreli turşulu pastam. Düğmeye birlikte basalım. Vay canına, çark tamamıyla değişti. Patlayan eker ve wasabi. Herhalde eklesek iyi olacak. Şu pastalardan bayağı şüpheliyim. En iyisi wasabi'yi ekleyeyim. Tamam, galiba vakti geldi. Ben başlıyorum. Ben biraz korkuyorum. Tatlı, sonra ekşi. Ve hiç fena değil. Belki benimki de güzel olur. Tamam, işte başlıyorum. Acılı, acılı. Gitmem lazım. Vay canına, bayağı hızlı koşabiliyor. Uyan. Pardon, çok uykum var ama benimkini açarım. Bende acılı şekerleme var. Bende de bir yığın limon dilimi şeklinde şekerleme var. Bunlardan bir sürü yiyeceğim. Ekşi. Ama çok güzel. Tamam, sanırım benimkini açıyorum.
küçük şirin mi draje? Oha canına, bu nasıl bir şey? Bu küçücük drajenin güçlü acılı bir etkisi var. Oo, çok eğlenceliydi. Geri kalanını da yiyeceğim. Hadi bakalım ağzıma girin. Bir dakika, bunları böyle dökebilirim. Kendimi çok enerjik hissediyorum. Nereye gidiyorsun? Vay canına, piramitler çok büyük. Geri döndüm. Oh, piti piti karamela sepeti. Ah mantarım, anlaşılan önce ben açıyorum. Ah, bol acılı cipsler. Bayağı acılı görünüyor, heyecanlandım. Cipse bayılırım. Ah canına, şu ateş topuna bak. Hayır dikkat et. Affedersin ama bak neler yapabiliyorum. Tamam, şimdi benimkini açıyorum. Evet, çok tatlı marshmallowlar. Bunların bu süngersi halini seviyorum. Lizzie, hala ateşle mi oynuyorsun? Hey, bu bana bir fikir verdi. İzin verir misin isim kartı? Marshmallow almalıyım. Lizzie, lütfen bana ateşini uzat. Ah evet, güzelce kavuralım. İyice kızarmaya başlıyor. İşte oldu. Eminim tadı çok güzeldir. Evet, düşündüğüm kadar güzel. Harika, ben de bir tane deneyeyim. Mükemmel, enfes görünüyor. Hem yapış yapış hem de tatlı. Vay canına, nefisti. Hey, cipslerimden alsana. Bu meydan okuma en iyisiydi. Hey, önce ben açmak istiyorum. Yok artık, cidden mi? Gelmiş geçmiş en acı sos mu? Bunu yapabilirsin, cesaretini topla. Ben de kımarımı hazırlayayım. Tamam, işte başlıyorum. Ah, çok acı. Aslında eğlenceliydi. Etkileyici. Biliyor musun, bir fikrim var. Haydi meydan okuma, şunu yapalım. İşe yaradı. Bana kızarmış tavuk kanatları verdi. Bu acı sos tavukla çok iyi gider. Üzerine dökeceğim. Ah, bu çok güzel kokuyor. Bana afiyet olsun. İşte bundan bahsediyorum. Umarım bende de kanat vardır. Oh, ekşi kola mı? Hiç böyle bir şey görmemiştim. Şey, en iyisi deneyeyim. Çok ekşi. Ah, işte Lizzie'ye bir şaka yapma fırsatı. Bu çok komik olacak. Ah, harika. Ne ekşi bir deneyimdi. Ah, biraz daha içeceğim. Aa, şimdi çok acı oldu. Oo, etrafta koşuşturup duruyor. Bu kesinlikle en iyi şakalarımdan biriydi. Yine ilk ben açacağım. Hey, rulo bir lollipop çıktı. Sarı olduğuna göre ekşidir. Şey, bende de mavi patlamış mısır var. Başlıyorum. Hmm, çok güzel, nefis. Benimkini denemeliyim. Ay haklıydım. Çok ekşi. Ah, beni bayağı sersemletti. Ah, bir şey oluyor. Yok artık, bu bir sihirli değnek. Tüh. Bunu yapmak istememiştim. Aa, patlamış mısırım şimdi sarı oldu. Ay, üzgünüm, anlaşılan artık ekşi bir patlamış mısırın var. Ay, galiba denesem iyi olacak. Oo, bu çok ekşi. Patlamış mısırımı niye bu hale getirdin? Düzelteyim. Ne? Şimdi de kırmızı oldu. Artık bunu da denemek zorundayım.
Acı, acılı patlamış mısır. Pardon, üzgünüm. Tekrar deneyeceğim. İşte bir bardak su. Ah, çok şükür. Ah, böyle daha iyi. Güzel, bence bunu şöyle bırakayım. Size katılayım mı kızlar? Merak etmeyin, atıştırmalığımı yanımda getirdim. Hayır! Onu yemene izin veremem. Hey, bir fikrim var. Burada bayağı çok turşu var. Bakalım onları neye batıracakmışsınız? Portakal püresi mi? Turşuyla pek gitmez, değil mi? Of ya. Neyse, yapayım da sıramı savayım. Buyur. Halter mi kaldırıyorsun sen? Ben de spora gitsem iyi olur. Belki de olmaz. Nerede kalmıştım? Hadi ama. Nesi var bunun? Vay canına. Gerçekten de güçlüsün Olivia. Bir turşu alayım lütfen. Evet, kokusu turşu gibi. Tamam. Ay, bu hiç hoş olmayacak. Sadece bir ısırık alıyorum, tamam mı? Aman tanrım. Sadece bakarken bile midem bulandı. Biri şuna tükürebileceği bir peçete versin. Sende ne var Olivia? Az acılı hardal anlaşılan. Portakal püresinden iyidir. Umarım Olivia da aynı şeyleri hisseder. Boca et üstüne. Sanki sosisli gibi görünüyor değil mi? İşte geliyor. Ay, çok acı. İşte sosisli gibi olmadı bu. Ah, böyle çok daha iyi. İlk sen denemek istiyorsun. Biliyorum Olivia. Barbekü sosuna bayılırım. Ama dondurmayla değil. Bunu yapmak zorunda olduğuma inanamıyorum. Kocaman da bir kaşık dolusu oldu değil mi? Daha önce hiç dondurma yemekten korkmamıştım. Belki çikolata sosuymuş gibi düşünsem tadı o kadar da berbat olmasa. Ya kimi kandırıyorum? İğrenç olacak. Berbat. Düşündüğümden de fenaymış. Cidden mi? Çikolata sosu mu? Bu barbekü sostan o kadar farklı ki. Hadi soslayalım ha. Dondurma. Tamam. Çikolata sosu. Tas tamam. Bu nefis tatlıyı iyice karıştırmayı unutma. Tadı nefis olacak gibi bir his var içimde. Ah evet. Ben de biraz alayım mı? Ama barbekü sosu kalsın. Sıcak patates kızartması mı? Of, inanılmaz kokuyor. İyi de neye batıracağız? Sen aç. İyi, ben yapayım. Elma sosu mu? Elma sosunu severim. Ama daha önce içine hiç patates kızartması batırmadım. Her şeyin bir iki vardır değil mi? Aslında o kadar da kötü değil. Sende ne var Olivia? Selam mayonez. İşte budur. Niye zaman kaybedeyim ki? Tabak bile gerekli değil. Yok yok, hepsini sen al. Bu çikolatalı pasta nefis görünüyor. Bu roundda şanslıyız ha. Bu soslar birbirinden daha farklı olamazdı. Ketçap ve beyaz çikolata. Üzgünüm Olivia. Biri mide bulandırıcı, öbürü ağız sulandırıcı. İlk lokmayı almaya cesareti olan. Bu bayağı ilginç olacak.
sanki ağzımın içinde bayram var gibi. Hadi Olivia. Bunu nasıl yutacağım şimdi? Tam birbirine zıttı değil mi? Kusmadan hemen seninkinden bir lokma ver. Bunu muhtemelen tanımışsınızdır. Biraz beyaz ekmeğin zararı olmaz değil mi? Evet. Bu tam da ekmeğe göre yapılmış. İzninle sürüyorum. Bunu zaten her sabah kahvaltıda yiyorum. Ne? Sardalya mı? Cidden mi? Konserve balığı da hiç sevmem. Şu bir an önce geçsin bitsin. Ay kaygan da. Balığın kalanını unutma. İşte böyle. Ay bakamayacağım. Tadı da neredeyse kokusu kadar kötü. Bir ısırık yetti de arttı bile. Ah sağ ol Olivia. Of. Oo, bu sosisler bayağı lezzetli görünüyor. 1, 2, 3. Sıcak çikolata sosu mu? İyi ki senin yerinde değilim hem. Bir de bakmışsın sosisle şaşırtıcı şekilde iyi olmuş ha. Evet, bayağı kötü. Sende ne var Olivia? Hollanda sosu herhalde bununla iyi gider. Bir deneyeyim mi? Şerefe! Sushi isteyen. Çok iyi görünüyorlar. Balsamik sos mu? Emily soya sosu çıktığı için şanslı. Soslayalım mı? Bu bayağı iyi görünüyor. Hiç Japon yemeğine balsamik sos dökmemiştim. Soya sosuna da amma benziyor değil mi? Bundan istemediğinden emin misin em? Umarım sushimi mahvetmemiştir. Hey! Hiç de o kadar kötü değil. Ben benimkiyle devam edeceğim sanırım. Vay canına, bayağı sertmiş. Sushi'yi olması gerektiği gibi yeme vakti. İşte geliyor. İşte budur. Hey, bu sefer neyi soslayacağız? Kızlar, bunu mu arıyordunuz? İkiniz de taze kahveyi seversiniz değil mi? Görüşürüz. Çok tuhaftı. Şeker. Kahveme koymaya bayılırım. Kahvene şeker ister misin Liv? Sendekine Emily. Tuz mu? Olamaz. Bunu kahveme koyamam. Aynı şeker gibi görünüyor. Ama umalım da tadı da aynı olsun. Şerefe. Yemeğe devam etmek zorunda mıyız? Bir dakika. Zaten turşu yememiş miydik? Nutella isteyen? Bu gerçek olamaz.
Bir şey mi dedim ki? İyi, bana daha çok kalır. Bunu her şeyin üstüne sürebilirim. Hey, sana bir şey aldım. Orada oturuyordum. Şuna bir bak. Acılı yiyecekler kapışması mı? Olmaz, mümkün değil. Peki, belki ya ben elinden bunu alsam? Görüşürüz. Hey, gel buraya, o benim kahvem. Tada! Çok iyi ama değil mi? Tamam, peki. Umarım baskı altında sakin kalmayı başarırsınız hanımlar. Çünkü birazdan işler kızışacak. Ateş gibi acılı erişte kapışmasına hoş geldiniz. Meden okumayı kabul ediyoruz. Ha? Bu bana pek adil gelmedi. Bunlar işe yaramaz. Şimdi şu kocaman olanları çıkarmanın zamanıdır. Bunlar daha iyi. Bunlar yanında olmadan evden çıkmam. Geri çekil. Bu işte oldukça ustayımdır. Yani neredeyse. Bu çubukları genellikle iyi kullanırım. Biraz sola, biraz sağa. Neredeyse oluyordu. Neyse vazgeçtim. Bu çubuklarda sıkıntı olmalı. Çubukları iyi kullandığını sanıyordum. Ben de bir deneyeyim. Hadi ama. Niye bu kadar zor ki? Belki bunu denersem. Of, bu çok sinir bozucu. Bu erişteleri yemek istiyorum ben. Tamam, yok edersini hatırla. Çubukla bütünleş. Sen bir çubuksun. Bir çubuk gibi düşün. Dikkatli. Basınç. İşte, işte. Aptal çubuklar. O halde etraf dağılacak demektir. Erişteleri bırak. Bu farklı. Yaşlı ürkütücü adam uyan. Üzgünüm, uyuyakalmış olmalıyım. Öyle yemeği. Demek çubuk kullanmada ustalaşmak istiyorsunuz. Sabır bu işin anahtarıdır. Basit çekirgeler. Bıyıklarıma da bulaştı ama. Ne bilgi. Hadi yiyelim. Erişteler nereye gitti? Bu bayağı zor bir işe benziyor. Çok daha iyi. Bu daha önce aklımıza gelmeliydi. Sonunda. Ne güzel. Çok iyi. Bunu bütün gün yiyebilirim. Az laf, çok yemek. Bu sefer ne geldi acaba? Hazır mısın? Kokteyl mi? Ne harika, çok leziz görünüyor. Sağlığına. Hiç fena değilmiş. Çok serinleticiydi. Buranın havası mı ısınıyor? Dilimi hissedemiyorum. Aa, çok çok acı. İnsanlar bunu niye içer ki? Neler oluyor? Bu pizzayı yemek için sabırsızlanıyorum. Yanında içecek bir şeye gider. Biz nereye geldik? Bilmiyorum ama kokusu müthiş. Bir dakika. Bu yoksa pizza mı? Deve bak. Ne yapıyor? Hayır yapma. Biz fazla güleriz. Yani fazla acılıyız. Bu tuhaf. Pekala. Bunlar çöpe gidebilir. Yemin ederim o biberler benimle konuşuyordu. Umarım bu sefer kolay bir şey gelmiştir. Tekrar yiyecek bir şeye dönüşmek istemiyorum. Tavuk kanatları muhteşem görünüyorlar. En sevdiğim. Bunun tadını çıkaracağım. Hey, dur bakalım. Bu bir kapışma değil mi? Bunu nasıl yaptın? Skor tutmamız lazım. Hadi. Ham 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 ham. Bu yoksa... Belki de bir şey değildir. Bu da ne? Olamaz. Burada akıllı yaşam formuna dair bir işaret yok. Bunu nasıl yapıyor? Bunun bir meydan okuma olması gerekmiyor muydu? Temizlensem iyi olacak. Skor ne oldu? Kazandın mı yoksa? Öyle dik dik bakmak kabalıktır tatlım. Tatlı olarak ne var acaba? Sıradaki tura hazır mısın? Acı sos mu? Bu eğlenceli olacak. Kokusu mis gibi. Umarım tadı da o kadar güzeldir. Hadi bakalım. Tadı hayal kırıklığı oldu.
Sanırım benimki bozuk. Şimdi bunu biraz düzeltme zamanı. Bu işe yarar. Az bir şey serpeceğim. Sosu mahvetmek istemiyorum. Birazcık daha. Bu yeterli. İkisi bir arada güzelce acılaşmıştır artık. Fena değil. Ne şanslıyım ki yanında acı biber var. Az bir şey sıkacağım. Bugünlük egzersiz yeter. Bununla işim bitti. Şimdi çok acı olmuş olmalı. Ah hadi ama. Düşün düşün. Aha buldum. Nereye koydum ben şunu? Benim minik yanardağım. Dökül bakalım. Her damlasına ihtiyacım var. Çok heyecan verici. İşe yarıyor. Hadi küçük dostum göster maharetini. İşte. Bunun olmasına bayılıyorum. Şimdi bir tadalım. Leziz love. Oo, giderek acılaşıyor. Daha çok, daha çok. Sanırım yeni arkadaşlara ihtiyacım var. Çok güzel, bayıldım. Senin de denemen gerek. Sağ ol, ben almayayım. Sen de kalsın. Acaba bana ne gelmiş? Bu sucuk harika. Müthiş kokuyor. İşte sevdiğim kapışma bu. Çok etli. Bana da ver. Çenemde bir şey var ama. Neyse, tamam al. Bunu, bunu ve bunu alıyorum. Hey, bir tane alabilirsin. Güven bana, ben ne yaptığımı biliyorum. Hızlıca bir daldırıyoruz. İşte böyle, bu senin. Oo, çok tatlısın. Her zaman en iyi kankamsın. Bunu daha sık yapmalıyız. Olamaz, çok acı. Sen iyi misin? Bunu bana niye yaptın? Seni incitecek ne yaptım ki ben? 1, 2, 3. Harika. Ramen gelmiş. Olamaz. Bunu başarabilirsin. Neredeyse unutuyordum. Bu yumurtalara ihtiyacım olacak. Yumurta mı? Kek mi yapacaksın? Her neyse. Ne aç gözlü. Olamaz, acıymış. Hatta çok acıymış. Su, süt, yangın söndürücü, bana bir şey getir. İşte al bunu. Bu normal mi? Hayır, hiç değil. Tıbbi yardıma ihtiyacım var senin. Ya da itfaiyeye. Yumurtalarım. Acısı geçsin artık. İşe yarıyor. Çok iğrenç. Bunu ramenin içine koymalıydın. İşte böyle. Biliyordum zaten. Seninle bir daha asla akşam yemeğini yemem. Selam arkadaşlar. Şimdi sıra sizin kapışmanızda. Bu uzaylı bizim gizli araştırma testimizden kaçtı. Orada mı? Orada hiçbir şey yok. Onu fark etmek kolay. Rengi yeşil. Uzaylı. Kapşonlu sweatshirt giyiyor. Çok endişeliyim. O tarafta mı? Hadi ama şaka yapmayın. Onu bulmamız çok önemli. Her yerde olabilir. Arkamda mı? Çok komiksiniz arkadaşlar ama buna tekrar kanmam. Yiyecekler harikadır değil mi? Başka ne harikadır peki? Geometrik şekiller. Hadi ikisini birleştirip biraz eğlenelim. Bak kare. Bende kare var. Ben daireyi seçiyorum. Bakalım bende ne varmış. Şu devasa topa bak. Vay canına, güzelmiş. Hadi iyi çekin şuradan. Bu benim. Bakalım bununla ilgili ne bulabileceğim. Tamam anladım. Ve ne yapacağımı biliyorum. Epeyce sıcak çikolatam var ve harika kokuyor. Onu bu gizemli kürenin her yanına dökeceğim. Erimiş çikolata, kim sevmez ki? Bak işte kırılıp açılıyor. İçi marshmallow doluymuş. Bence harika görünüyor. İzninle.
Marshmallow'a bayılıyorum. Amanın amma yumurduna. Bu gerçekten çok iyiydi. Özellikle de erimiş çikolata. Üstelik kaseyi de yiyebiliyorum. Bakalım benimkinde ne varmış. Oo, çikolatadan dev bir küp. Eminim eritirsem bunun da içinden bir şey çıkar. Oo, hadi bakalım erimeye başladı. İçinde ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. İşte eriyor. Aman tanrım, aman tanrım. Çok gerilimli. Acaba içinde ne var? Kandırdım. Bunlar sadece bonibon. Of ya, ödümü koparttın. İçi bonibon dolu çikolatadan bir kutu. İşte budur. Tamamını parçalayıp açacağım. Şu duvarı da çikolatadan bir kaşık gibi kullanayım. Ne harika bir gün. Çok mutluyum. İyi ki karıyı seçmişim. Bu sefer üçgeni seçeceğim. Bir dakika. Önce ben seçeyim. Ben yine karıyı seçeceğim. Tamam. Sen kendininkini aç bakalım. Oo, piramidin içinde taşlı bir yüzük var. Yüzük öyle güzel ki. Oo, piramit de jöleden yapılmış. Pekala, yeni takılar edinmenin zamanı geldi. Aa, öyle lastik gibi olması hoşuma gitti. Aslında güzel de. Tadı çok hoş. Şimdi yüzüğe dönelim. İçinde mücevher saklayan leziz yiyeceklere bayılırım. Bak, işte orada. Ona ulaştım. Ah, çok büyüleyici. Bayıldım. Bayıldım. Mavi en sevdiğim renktir. Keşke buna uygun bir güzel elbisem olsaydı. Evet, bir gelinlik. Tam bunu kastetmiştim. Aman tanrım, kabul ediyorum. Çok mutlu olacağım. Yine hayal dünyasında kayboldu gitti. Oo, bana da jöleden bir şekil çıktı. Yine bir küp. Şuna bak nasıl sallanıyor. Çok havalı, hoşuma gitti. Özellikle de içinde dev bir lollipop olduğu için. Kaşığım da var. Aslında bu pek uygun değil sanki. İşte buna kaşık derim. Hadi bakalım. Şu titrek jöleden biraz yiyeyim. Bayıldım, çilek tadında. Bunu yemeyi bırakamıyorum. Evet, köşeleri kaşıklamak en güzeli. Bak, lollipop nihayet açığa çıktı. Şunu çekip çıkarayım. Vay canına, şu sprale bak. Dönüyor ve çizgileri de var. Eminim bunu kullanarak onu hayal dünyasından çıkarabilirim. Ha? Bu koku da ne? Hey, geri döndün. Bak, bende bir lollipop var. Yok artık, ben de lollipop istiyorum. Pekala, burada yalnızım. Tekrar daireyi seçeceğim. Bakalım ne gelmiş. Ay, işte geliyor. Selam, pekala. Sanırım bu sefer üçgeni deneyeceğim. Hey, dur bir dakika. Bu hala burada. Hadi birlikte bir tane seçelim. Bir, iki, üç, kare. Bak, bir tane daha geldi. Hey, bunu ben açayım. Aman tanrım, şu müthiş kare şekilli pastaya bak. Hey, şimdi seninkini aç. Bakalım sana ne gelmiş. Ah, peki, hadi bakalım. Aman tanrım, kat kat silindir pasta. Oo, bu çok güzel. Bir dakika, bu ne ya? Bana sadece bir dilim pasta mı geldi? Yani evet, bu bir üçgen ama. Bir dakika, o da ne? Süre mi başladı? Aman tanrım, hemen başlamalıyım. Ben yumuluyorum. Yanlardan da ısırmalıyım bence. Amanın, çok saçma görünüyorsun. Sadık kaşığıma geri döndüm. Şimdi tek dilim pastamı yiyeyim. Çok güzel kokuyor, taptaze. Pekala, ellerimi kullanmam lazım. Biraz tadayım. Tek seferde fazla yemeyeyim. Böylece tadını daha iyi çıkarabilirim. Zamanında yetiştirmeliyim. Devam etmeliyim. Son katmana geldim. Bu leziz pastanın son lokmasına geldim. Vay canına, pasta gerçekten müthişti. Acayip doydum. Son bir lokma. Bu kadar yeter. Daha fazla yiyemeyeceğim. Ha, şu haline bak. Çok fazla pasta yemişsin. Yo. Orada iyi misin? Pardon. Hey, sanırım öbür pastayı deneyebilirim. Ellerimi kullanmadan yiyeceğim. Vay canına, bu çok eğlenceli. Oo, bu sefer ben de kare seçeceğim. Ben daireyi seçiyorum. Bakalım ne gelmiş.
Bir dakika, bu da ne? Bir tabak dolusu limon mu geldi? Bunu denediğime pişman olacağımı biliyorum. Amanın, çok ekşi. Ay, umarım bana daha iyi bir şey gelmiştir. Oh, küp şeker ne kadar eğlenceli. Biraz gıda boyası ekleyeceğim. Boyanın üzerinde yayılmasına bayılıyorum. İşte böyle hepsi boyandı. Ay canına ne kadar güzeller. Pekala, küplerden birini tatma zamanı. Bak, dilim boyandı. Aa, bu aklıma harika bir fikir getirdi. Şu küp şekerleri ödünç alayım. Onu limonun üstüne ufalıyorum. Ekşi meyveyi leziz şekerle kaplıyorum. Bak işte ne kadar renkli oldu şimdi. Vay canına, bu haline bayıldım. Pekala, şimdi tekrar tadayım. Böyle çok daha iyi. Evet, ben üçgeni seçiyorum. Ben tekrar kare seçtim. Oo, şuna bak, aynen dalacağım. Kim üçgenler bu kadar leziz olur derdi ki? Bu tabağı temizlemeliyim. Çok iyi. Wasabi sosu mu? Öf. Peki, sanırım bir denemeliyim. Hadi bakalım. Aman tanrım. Aman tanrım, oh, çok acı. Ağzım yanıyor, imdat, yardım edin. Tamam tamam, bende bu var. O kadar acı ki gözlerim bulandı, kurtar beni. Hayır hayır, dur, onu alma. Bir dakika, ne? Seni kurtaracağım işte. Of, sırılsıklam ettim. Amanın, sağ ol, çok işe yaradı. Bunu mu seçsem ya da... Of ya, seç birini işte. İşte daire. Ben de tekrar üçgen seçeceğim. Aa, olamaz. Kokulu roquefort peyniri. Bakalım bende ne varmış. Ha? Bütün bir çiğ soğanlı. Of, kokusu geldi bile. Çok güçlü. Bütün oda koktu. Bu mandalı kullanmam gerek. Pekala, bir deneyelim hele. Bakalım işe yarıyor mu? Hayır, işe yaramıyor hem de hiç. Daha fazla mandal lazım. Tamam, şimdi oldu. Hiçbir şeyin kokusunu almıyorum. Hey, fena değil. Kokusu gelmeyince tadı fena olmuyor. Belki de burnumu şöyle tutsam. Sıramı salmak için bir ısırık alacağım sadece. Of, çok da sertmiş. Niye hep beni ağlatan yiyecekleri seçiyorum? Wasabi yetmedi mi? İşte bitti. Bu koku da ne? Ah, anladım. Ağzın soğan kokuyor. Ama en azından bu durumu düzeltebilirim. Amanın, o sakız mı? Resmen hayatımı kurtardın. Biraz daha ve tamam. Tamam, şimdi iyiyim. Bütün rüdüyü çiğnediğine inanamıyorum. Neyse. İlk tura hazır mısınız kızlar? Bu tavuk çiğ ama. Yağ ile nazikçe masaj yapın mı? Aa, anladım. Endişelenme tavuk. Şimdi güzelce rahatlayacaksın. Şöyle örtelim. Çok sıcak gelirse söyle. Ama böyle iyi olmalı. Şimdi rahatla sadece, tamam mı? Aklımı kaçırıyorum galiba. İyi misin? Ay, yeter artık. Kendiminkini açayım. Bir kavanoz turşuyla ne yapacağım ki? Hadi sene. İçemiyorum. Egzersiz yapmaya başlamalıyım. Bugünün işini yerine bırakma demişler. Hadi kaslarım, başlayalım. Kollarında bir fark görmeye başladın mı? Şu kaslara bak. Sıkı çalışma sonuç veriyor. Çok etkileyici jöle. Kavanoz bende. Bunun nesi var ya? Denemek ister misin Kali?
İkiniz beni hayal kırıklığına uğrattınız. Al işte. Ama ben gevşetmiştim. Bu şeyi seven var mı hiç? Bayağı sulu görünüyorlar. Oo, çok da kütür kütür. Salamura şeyler de bir tuhaf. Hala bir şeyler eklemek lazım. Ama önce biraz ısımı uygulasak. İşte. Hadi şunu pişirelim. Güzel kokmaya başladı. Şu nar gibi baksana. Ağzım sulandı resmen. Ama hala acı sos eklemeliyim. Acaba buna yakışır mı? Acılı tavuğu severim. Harika görünüyor. Umarım bu kadar acıya dayanabilirim. Şimdiye kadar iyi gitti. Of, acı. Şimdi vurdu işte. Kesin insanın nefesini kesiyordur. İyi ki bana o tabak çıkmamış. Dadan! Bunlar bayağı acı görünüyor. Umarım dayanabilirim. Sakin ol, halledersin. Lezzeti güzel. Bir tane ister misin Luna? Kolum! Şunları mı kullansan Julie? İyi fikir. Kaç tane alabilirim bakalım. Tam bir lav keki. Hemen bir deneyeyim. Oo, çok da çikolatalı. Sen de hissediyor musun? Korunmalıyız. Bu riskli bir dilim olacak. Ay! Bu bayağı şiddetli oldu. Bu şey tehlikeye girmeye değer mi bilemedim. Belki de değer. Julie! Demin ne oldu? Ve bütün yüzüm neyle kaplanmış? Yıkayınca geçer, merak etme. Hazır mısın? Sulu bir dilim karpuz gibisi yok. Öyle tatlı ve lezzetli ki. Eminim hepsini yiyebilirim. Dur bir dakika. En sevdiğim bluzumu mahvedemem. Hazır mısın bıçak efendi? Ya sen çatalanım? Birlikten güç doğar. Ve işte mükemmel bir lokma. Evet, çok tatlı. Bana da bir parça ayırır mısın? Küçücük bir lokma, hadi. İyi, tamam. Hey! Sadece bir lokma aldım, tamam mı? Of, bu lezzetli gerçekten. Acı biber mi? Bunlar da iyice acı görünüyor. Sadece bir tane yiyeceğim, tamam mı? Peki, o kadar da fena değil. Aniden biraz sıcak gelmeye başladı. Havlu falan lazım mı? İyi olabilir. Ağzım mı? Bir bakayım. Ay! Bunu gerçekten beklemiyordum. Ama fena da değil sanki. Şunlarla biraz hava atayım. Gelsin beğeniler. Peki de ben de böyle dudaklara sahip olmalıyım. Böylesi ameliyattan daha da ucuz. Hadi bakalım. Bunlar müthiş lezzetli görünüyor. Acaba tatlılar mı, ekşiler mi? Dilim şimdiden kamaşmaya başladı. Şunlara bak. Uzun lezzetli solucanlar gibiler. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Ay, çok ekşiymiş. Bir tane daha yemek istiyor insan. Yeterince hızlı yiyemiyorum. Deli gibi tükürük salgılatıyorlar. Hadi devam edelim.
Bu da bayağı kocaman bir jöle yılan. Çok tatlı mıdır acaba? Isırmaz değil mi? Güvenli görünüyor. Onu büyüleyeceğim. İşe yarıyor. Bu şarkıyı bayağı sevmiş görünüyor. Şu ufaklığa bak. Oyna yılan oyna. Oo, güzel enstrüman. Bir yanlışlık var. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu iş karnımı acıktırdı. Gel bakalım kocaman şey. Ben de ucundan tutayım. Bakalım hele. Bu biraz zor olabilir. Sakız gibi. Çok tatlı. Gel buraya. Buna hakim olmalıyız. Fiyuh. Yardımın için teşekkürler. Oo, acılı erişte mi? Bunlar harikadır. Bayağı acılı görünüyor ha. Şimdi biraz pişirelim. Erişteyi hiç yiyemeyeceğim. Hazır mısınız çubuklar? İlk lokma her zaman en iyisidir. Ve anlaşılan en büyüğü de. Başa çıkamayacağım bir şey değil. Bayağı da acılıymış ha. Soğuk suyu olan var mı? Aslında süt olsa daha iyi. Oh, rahatladım. Ah. Sanırım sıra bende. Ferahlatıcı bir limonata. İçelim mi? Umarım çok ekşi değildir. Limonatamı hafif tatlı severim. Bakalım bir. Amanın bu bayağı ekşi. İnsanın dilini kamaştırıyor. Hay biliyorum. Bir bardak ister misin? Doldurayım. Şöyle büyük bir bardak. Özel bir şey eklemeliyim. Bakmak yok. Ne yapıyor o? İyi görünüyor ha. Şu numarayı izle. İçecek maviydi değil mi? Ama hızlı bir hareketle. Limonataya dönüşüyor. Müthiş. Ay, biri bu kıza bir mendil versin. Ne? Burnumda bir şey mi var? Ay aman aman. O oraya nasıl girmiş ha? Şimdi daha iyi. Of, bu işi niye kabul ettim ki? Çok baskı altındayım. Sırada ne var? Ah, pastalar. Bir sürü pasta. Umarım hiçbir şeyi unutmamışımdır. Ah, bu işin iyi gitmesi lazım. Ah, yardıma ihtiyacım var. Nineciğim, bana yardım etmelisin. Hemen geliyorum. Geliyorum canım. Oh. Çok sallantılı bir işti. Lili, neredesin? Vay, şıkmış. Ah, niye buradayız? Burada olmanıza çok sevindim. Senin için her şeyi yaparız canım. Bir yemek yarışması yapacağız. Eğlenceli olabilir. Kaybedeceğini biliyorsun değil mi? Çok beklersin. Hadi bakalım. Sen ona örgü mü diyorsun? Kedim senden daha iyi hırka örer. Bu ne cüret? Yineciklerim, şişlerinizi bırakınız. Yarışmanın ilk turu başlıyor. Kahvaltı. Ha, şunu duydun mu? İzleyin. Vazgeçme. Bu yumurta da nereden çıktı? Hmm, dur bakalım. Bununla ne yapsam ki? Ah, çok fazla seçenek var. Ah, buldum. Şu bardağın içine kırıyoruz. Hiç kabuk girmemeli. Şırıngamızı da alalım. Yumurtanın beyazını emelim. Yumurtanın beyazını kolayca ayırabiliyoruz. İşte bu kadar yeter. Gayet akıllıca değil mi? Unutmayalım bu yumurtaydı. Portakal suyu değil. Ateşimizi de açalım. İçimde hep bir yanardağ taşırım. Havalı bir şey görmek ister misin? Şunu alabilirsin.
Teşekkürler. Önce sarısını döküyoruz. Tavayı kaplamamız gerekiyor. Sonra da pişmesini bekliyoruz. Çok uzun sürmez. Şöyle kullanışlı bir aletim var. Bununla yumurtanın üstüne daireler çıkartalım. Aynen böyle. Burası önemli. Yumurtanın tamamını keseceğiz. Eğlencelidir. Çıldırdın mı? Bir çatalla daireleri alalım. Tabii ki çöpe atmayacağım. Yemek yaparken çok acıkıyorum. Kendimi biraz şımartabilirim. Şimdi de beyazını dökelim. Her daireyi dolduruyoruz. Bu da bitince tavadan alabiliriz. Elimizin titrememesi lazım. Düşürmek istemeyiz. Volkanı söndürsem iyi olacak. Ama bir eksik var. Biraz acı iyi giderdi. Kırmızı biber işimizi görür. Biber mi? Ve bitti. Enfes bir kahvaltı. Güzel görünüyor değil mi? Fena değil. Hiç fena değil. Sıra bende. Ne yapacağımı biliyorum. Bu yumurtanın soğuması lazım. Hemen donduralım. Göster yumurtaya gününü. Şimdi de kabuğunu soyuyoruz. Sallasak yeter. Hiç böyle bir şey gördün mü? Sonra da dilimliyoruz. Buz gibi bir fikir oldu. Hem yemek hem komedi yapamayacağım şey yok. Yeter, dilimleri tavaya diziyoruz. Sonra da pişiriyoruz. Kimse çiğ yumurta sevmez. Şahane görünüyorlar. Kokuları da harika. Mini mini kızarmış yumurtalar. Çok tatlılar. Bence de ama Lili kadar değil. Evet, zaman doldu. Al bakalım canım. Denesene. Çok yaratıcı. Beğeneceğini biliyordum. Ya, bir sürü mini yumurtacık. Ama buz küplerinden emin olamadım. Zor seçim olacak. Bence ikiniz de kazandınız. Ya, teşekkürler Lili. Hadi kutlayalım. Vay. Kalemimi geri ver. Asla hile yapma. Sıradaki turda ana yemek yapıyorsunuz. Yaparız. Al kazandın. Ne demeye çalışıyorsun? İşte bu yüzden seninle satranç oynamıyorum. Bunu nasıl yaptı? Hazır sayılırız. Birkaç malzeme lazım. Çok kolay olacak. Öyle mi? Beni taklit ediyorsun ya. Ama buna bak. Mangalda kızarmış burger. Mükemmel pişmiş. Pikniğe çıkmadan mangal keyfi. Şu kokulara bak. Asla alkışlamayacağım. Seni yenebilirim. Yağdıralım karları. Azıcık serpiştirsem yeter. Burgeri bir anda dondurmaya çevirmeliyim. İçine ne koyacağız? Vay, gurme burger demek. Lilim en güzeline layık. Domatesler de solu soluymuş. Peyniri de unutmayalım. Aman bir parça daha marble'dan bir şey olmaz. Yeterince yeşillik yemiyordu. Bir kat daha buz gelsin ve bitti. Harika bir fikrim var. Bu buz sarkıtı yanında iyi gider. Ağzım sulandı. Ben de susadım. Sağlam acıymış. Harika lezzet katacak. Çıtır çıtır bir yaprak marul. Bunu ekmeğe oturtalım. Malzemeleri böyle dizelim. Lili'nin en sevdiği şeyleri de koyalım. Enfes double burger. Yedikçe yiyesin gelir. Burger şefi mi olsam? Bitirdik Lili. Bitti mi? Vay, bakalım o zaman. İçimde iyi bir his var. Lili hep benim yemeklerimi isterdi. Soğuk burger harika. Sumuna da bayıldım. Peki orada ne varmış? Vay, kocaman. Bayağı acı duruyor. İkinizin de eline sağlık. Gurur duydum. Tam bir bebek ya. Değil mi? Dalga mı geçiyorsun? Ben buradayken neyin uykusu bu? Yemek vakti mi geldi? Henüz değil. Son turumuz için bir tatlı yapmanızı istiyorum. Tamam. Bu süt mü? Bir paket çikolata mı? Bunlarla ne yapabiliriz ki? Bir tarif bulsam iyi olacak. Ama ne? Çikolatayı eritebilirim. İyice sıvı haline getirelim. Parça kalmasını istemeyiz. Zavallı güzelim çikolata. Sanırım bitti. Baksam iyi olur. Paketinin kenarını keselim. Sonra da güzelce sıkalım. Lezzet testi saf çikolata. Yardımına ihtiyacım var.
Biraz buz üfleyebilir misin? Ha, hiç sorun değil, geliyor. Yeterince olunca söyle. Devam et, devam et. Mükemmel. Sıra eğlenceli kısmında. Çikolatayı buzun üstüne sıkıyoruz. Ama öyle rastgele değil. Bir sanat eseri yapabiliriz. Tam olarak böyle olacaktı. Buna ihtiyacım kalmadı. Çok narinsin. Kırmak istemiyorum. Minicik bir ateş. Vay, aklıma bir fikir geldi. Buza ihtiyacım olacak. Şu poşeti nereye koymuştum? Ah, buradaymış. Nineler kulübünün ilk kuralı. Hep hazırlıklı olacaksın. Buzu poşetin içine koyalım. Birkaç avuç yetecektir. Burada küçük bir poşetim daha olacaktı. Süte de onu koyalım. Etrafa dökmemeye çalışalım. Bir malzemeye daha ihtiyacım var. Tatlı olmasını istiyorum. O yüzden şeker koyacağız. Bir de çok boş duruyor. Hadi biraz renk katalım. Maviyi çok severim. Birkaç damla gıda boyası yeter. Poşetin ağzını kapatabiliriz. Orada durumlar nasıl? İşe gömülmüşsün. Mininenin işi asla bitmez. Küçük poşeti büyünün içine koyalım. Sonra da masaj yapalım. Çok kıskandım. Keşke biri de bana yapsa. Dondurma yaptım. Vay, şu renge bak. Şimdi de poşeti keseceğiz. Köşesinden keselim. Ah, azıcık kessek yeter. Sonra da külahı boşaltıyoruz. Ağzına kadar dolduralım. Neredeyse hazır. Oh, çok leziz görünüyor. Umarım bana da biraz kalmıştır. Şuna bak. Oh, vay, tam bunluk bir şeyim var. Çikolatadan kar tanesi. Şuraya koyayım. Ha, çok güzelmiş. Evet, biliyorum. Bitirdiniz mi? Çoktan bitti. Bir takım işi çıkardık. Sonuçlarla gurur duyuyoruz. Hepsi senin için minik prensesimiz. Ya kızlar, yine berabere. Çak bakalım kanka. Uf, ellerin sıcakmış. Sence bu bizim için mi? Muhtemelen. Zaten kimin umurumda? O atıştırmalıkları istiyorum. Ay canına muhteşem. Marshmallow'lara bak. Küçük pofuduk bulutlara benziyorlar. Bu da neymiş? Harika bir fikrim var. Şimdi marshmallow'ları alıp bu şişe geçireceğim. Pek bir kokusu yok. Şunun bir tadına bakacağım. Sonuçta ne kadar kötü olabilir ki? Sadece içecek bir şey. Gazoz gibi bir şey olsa gerek. Bu kesinlikle gazoz değil. Marshmallow'larım. Onları yakıp kavurdun. Hiç fena olmadı aslında. Ne güzel yumuşamışlar. Aferin sana Miles. Burada acil bir durum varmış. Hayır, her şey yolunda. Ama buraya bir yangın söndürücü getirdim. Neler oluyor? Kes şunu. Neredeyiz biz? Nedense içimde iyi bir his var. Evet, bu eğlenceli olabilir. Sağlığına. İlk ben açıyorum. Bu bir turşu. Onu yemek istediğine emin misin? Hadi sen de aç artık. Bana şekerleme gelmiş. Bu çok harika. Ne, gerçekten mi? Ama şekerlemeye ben de bayılırım. Dur bakalım. Hani biz arkadaştık. Peki ya, o zaman başlayalım. Bu sadece bir turşu. Hayatım boyunca bir sürü turşu yemişimdir. Ama bu sıradan bir turşuya benzemiyor. Bu işi daha sonra hale getirme Miles. Bunu yapmana izin veremem. Benim daha iyi bir fikrim var. Önce suyunu içmen lazım. Vay canına, ne çok suyu varmış. Şuna bir bak. Bunu yapmak zorunda mıydı şimdi? Kokusu çok kötü. Facia bir şey. Çok sağ ol. Hadi şu işi halledelim. Pekala, hiç fena değil. Nasıl yani? Sadece birkaç damla kaldı. Buna inanamıyorum. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Burası ısınmaya mı başladı? Kendini nasıl hissediyorsun? Dürüst olmak gerekirse hiç iyi değil. Tuhaf bir durum. Hazel, bu sütü iç. Buna ihtiyacın var senin. Hayır, ben hallederim. Hadi iç şunu Hazel. İşte başardım. O kadar da kötü değildi. Muhtemelen o kadar baharatlı değildi. Sanırım sıra bende. Nefis şekerlemeler. Hoşuma gideceği kesin. Tatlıya bayılırım. Dolayısıyla bu harika bir şey.
Peki nasılmış? Hoşuma gitti. Farklı bir tepki bekliyordum. Hey, ne yapıyorsun sen? Sadece izlemeye devam et. Bu bardağı alıyoruz. Ve içine şekerlemeleri koyuyoruz. Biraz daha ekleyelim. Bu işimizi daha da ilginçleştirecek. Bana daha fazla mı şekerleme veriyorsun? Yalnız bu sıradan bir şekerleme değil. Tadı çok ekşi. Sen bir canavarsın. Şimdi buna biraz limon sıkıyoruz. Bunu nasıl yaparsın? Daha işim bitmedi yalnız. Çok fena bir şey olacak. Sen bunun hepsini içeceksin. Artık ödeşme zamanı. Pipeti de unutmayalım. Al bakalım. Bunu asla unutmayacağım. Peki içelim o zaman. Nasıl olmuş? Aslında çok güzel olmuş. Gerçekten mi? Evet, şunu da az içeyim. Bayağı hoşuma gitti. Çok az kaldı. İşte hepsini bitirdim. Şu an sorun yok. Artık her an olabilir. Hey, Eleo mu bu? Çok iğrenç bir şeydi. Bir şey olmamış gibi davranmam lazım. Bir saniye. Sen neden öyle ıslandın? Hadi sen aç. Çok naziksin. Güzel, elma gelmiş bana. Açıkçası daha iyisini umuyordum. Güzel görünüyor. Bir tadına bakacağım. Kütür kütür. Bol sulu. Hepsi bu kadar mı yani? Bir dakika. İçinde kurt var bunun. Ne var dedin? Hala çıkıyor. Bu daha çok yılana benziyor. Bu çok garip. Ama yemen gerekiyor. Bunu söyleyeceğini biliyordum. Umarım tadı fena değildir. Hiç sonu gelmeyecek gibi. Çenem yorulmaya başladı. Sakın durma. Vazgeçmek yok. Sonunda bitti. Tadı nasıldı? İğrenç. Gerçekten iğrenç. Ama başardım işte. Of, hayal kırıklığına uğradım doğrusu. Sıra bende. Hadi ama acı biber mi? Bu hiç adil değil. Olamaz. Bu fena işte. Ama seni izlemekten büyük bir keyif alacağım. İşte başlıyorum. Belki o kadar da acı değildir. Küçük ve ısırık alacağım. Eyvah. Bu iyi işaret değil. Kulaklarına ne oluyor senin? Bunu bitirmem gerek. Olamaz. Çok acı. Bunu görüyor musun? Çok komik. Gülmeyi kes Miles. Yok, yapamayacağım. Süt çok iyi geldi. Bir dakika, pes ettin demek. Seni ezik. Ben bu işin kralıyım. Yaşasın. Her şey ne güzel burada. Merhaba, ben garsonunuz Hazel. Karnım çok acıktı. Bugün nefis spesiyallerimiz var. Şef bunun için çok çalıştı. Ben normal menü alayım. Evet ama öyle bir şey olmayacak. Hani müşteriler her zaman haklıydı. O bir efsaneden ibaret. Ne alacağımı bir bakayım. Pek fazla seçenek yok. Sanırım şu tavuktan alacağım. Harika bir seçim. Güzel bir şey gelecek eminim. İşte buyurun. Vay canına, ne çabuk. Umarım hoşunuza gider. Böyle görünmesi normal mi? Sanki biraz fazla pişmiş gibi. Biraz baharatlı da ondan. Peki o zaman. Umarım tadı göründüğünden iyidir. Yani sonuçta o kadar kötü olamaz. İşte bu. Hadi çiğneyin. Ağzına tuhaf bir tat bırakıyor. Kömür mü yoksa? İşte oldu. Olamaz. Bunu nasıl yaptın? Bedava içecek. Sağlığına. İlk ben açıyorum. Şuna bak. Bana şekerleme gelmiş. Çok şanslısın. Denemek için sabırsızlanıyorum. Tadının harika çıkacağına eminim. Ağzım sulandı resmen. Hadi gel bakayım bana. Minik balık. Gir bakalım ağzıma. Bak, kolay oldu bu. Yalnız daha fazla yemen gerek. Hadi devam et. Peki o zaman. İzliyor musun? Şimdi mutlu musun yani? Hepsini yiyeceğim şimdi. Hiç sorun değil. Devam et, devam et. Tadı çok ekşi. Bu çok iğrenç. İyi de elimde değildi. Çok zorlanıyor gibi görünüyorsun. Hayır, her şey yolunda. Sıra bende mi? Hiç bir endişem yok. Süper. Ramen'e bayılırım. Üstelik yemek çubuklarım da hazır. Karşına ne zaman erişte çıkacağı hiç belli olmaz. Harika gözüküyor. Nefis. Bunu bütün gün yiyebilirim. Muhteşem. Çok kıskandın değil mi? Bir dakika. Bu da nereden çıktı? İçine biraz tat ve biraz acı katayım dedim.
Ah, bu haksızlık ama. Neyse işte başlıyorum. O kadar da kötü değildir herhalde. Sonuçta birazcık acı sos. Ağzım karıncalanıyor. Yağsı da var. Of, çok acı. Hayır, olamaz. Ne? Bu da ne? Buna bayılacaksın. Acısını daha da arttırdım. Pekala, bunu da yapabilirim. Bana şans dile. Oh, ay çok baharatlı. Ah, terlemeye başladım. Aa, şimdi daha da kötüleşecek. Neden böyle bir şey yaptın ki? Olamaz. Ha, yok artık, yine mi yaptın? Evet, yaptım. Bu aşırı acılı. Aa, içten içe yanıyor gibiyim. İşte başlıyorum. Bence sorun olmayacak. Anneme onu sevdiğimi söyle. Acıyı buradan hissedebiliyorum. Of, oh, çok acı. Artık hiçbir şey hissetmiyorum. Bu fena, hem de çok fena. Bence çok eğlenceli. Bir içeceğe ihtiyacım var. Ver sütü bana. Ah, böyle çok daha iyi. Bunu bir daha asla yapmam. Hadi ilk sen aç. Teşekkürler. Aa, bak, nefis üzümler. Bayıldım bunlara. Hey Hazel, şuna bir bak. Çok harika değil mi? Ha, evet, hem de nasıl. Bir tadına bakacağım. O çok suluymuş. Hmm, bunu halletmem gerekiyor. Bir limon suyu alıp. Bu olayı çok daha ilginç hale getirecek. Bu kadar yeterli. Ama daha işimiz bitmedi. Üzümleri dondurucuya kaldırıyoruz. Bence 2 saat yeterli olur. Al bakalım, hadi bir dene. Aa, bunu neden yaptın ki? Olduğu gibi çok güzellerdi. Neyse, böyle de güzel olacağına eminim. Hadi o zaman. Tamam, işte başlıyorum. Katı ve buz gibi. Ve başka bir şey var mı? Çok çok ekşi. Bu suyu almam lazım. Hayır, direnmem gerekiyor. Ah, üf, pes edecek sanıyordum. Pekala, sıra bende. Hey, bak bana ne gelmiş. Güzel bir şey olmalı. Çok iyi, lezzetli görünüyorlar. Bir göz atalım. Nefis. Evet, güzelmiş tadı. Bundan emin misin? Kesinlikle güzel tadı. Hmm, bu pek hoşuma gitmedi. Bir fikrim var. Bu işi daha ilginç hale getirelim. Şekerlemeleri daha da büyüteceğim. Vay canına, harika. Hayır, bunu yaptığına inanamıyorum. Süper işe yaradı. Yok artık. Bunu yemek zorunda mıyım? Bu çok büyük bir şey. Ne bekliyorsun? Bu hiç adil değil yalnız Miles. Kocaman bir şey bu. Ama asla pes etmeyeceğim. Of, ağzımın tadı çok tuhaf oldu. Sen iyi misin? Hayır, süt içmem lazım. Tadı çok kötü. Biliyordum, kazanan benim. Hmm, ne seçsek? Donut olsun. Harika seçim. Pekala, işte donutlarınız. Nasıl yani? Bunlar kare. İstediğimiz bu değildi. Aa, kusura bakmayın. Hemen geri götürüyorum. Pekala, işte donutlarınız geldi. Sen ciddi misin? Yuvarlak istiyoruz. Aa, tabii, özür dilerim. İşte yuvarlak donutlarınız geldi. Aa, nihayet. Aha, sürprize bayıldıkları belli. İşte böyle. Bu onlara ders olur. Aa, canına, bir kapışmaya ışınlandık. O, bu çok harika olacak. Hey bak, 3 seçenek var. Ben ilkini açıyorum. Bakalım neler gelmiş. Vay canına, üçgen gözler. Bu çok heyecan verici. Bakalım bende ne varmış. Çok iyi, bana da gözler gelmiş. Hey, şuna bak, seni görebiliyorum. Benim üçgen gözlerim var. Hah, bir şey deneyeceğim. Benim 3. gözüm var. Döp döp döp. Bu çıkardığın ses çok komik. Hmm, sence 3'üncünün altında ne var? Ay canına, yok artık. Bu devasa bir göz. İnanılmaz. Hey, ne yapıyorsun? Bunu senin alacağını kim söyledi? Dur, bunu çözmenin tek yolu var. Yeme yarışması hazır mısın? 3 deyince başlıyoruz. 3, başla. Yumuşak ve jöle gibiymiş. En kısa sürede hepsini yemem lazım. 3 tane daha yersem kazanıyorum. Hadi ama gözler, bunu kazanabiliriz. Hiç şansın yok. Bir dakika. Benim tabağım boşaldı. Ben kazandım.
Ne olamaz, benimki de çok kazanmıştı. Gel bakalım buraya kocaman göz. Hadi bakalım, bu köşesiyle başlıyorum. Çok güzelmiş, bu yarışmayı kazandığım için çok mutluyum. Çok kıskandım, koca göz keşke benim olsaydı. Vay canına, Lizzie, sana bir şeyler oluyor. Ne? Ne oluyor? Kafam bir garip geliyor. Kafamın şekli değişti. Bu nedir? Başın kare oldu. Çok komik görünüyorsun. Bu bana olmadığı için çok memnunum. Kare şeklinde bir kafayla ne yapacağım ben şimdi? Hadi seninkini aç Lizzie. Olmaz, ilk sen aç. Israr ediyorum. Sen aç Lizzie. Of, tamam ha. Bu tabakta hiçbir şey yok. Vay canına, dev bir torba dolusu cips. Yok artık, bu gerçekten devasa. İçinden kocaman bir cips alayım. Ne güzel, gerçekten kocaman bir cips. Bir ısırık alayım. Çıtır çıtır, çok güzel. Şimdi bana ne gelmiş ona bakayım. Vay canına, bana gelen şeye bakar mısın? Kaktüs pasta, çok da şirinmiş. Evet, bu gerçekten çok şirin görünüyor. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Değiş tokuşa ne dersin? Hayatta olmaz, pastamdan gayet mutluyum. Bu pastayı tatmanın zamanı geldi. Çok güzelmiş gerçekten. Üstündeki kaplama çok lezzetliymiş. Aman tanrım. Bu çok korkutucu. Ben kaçtım. Hazır mısın? Hadi birlikte açalım. Vay canına. Mavi jöleden bir küp gelmiş bana. Hey, bunun içinde bir şey var. Parmağım sekiyor. Çok güzel. Vay canına. Benimki de kırmızı jöleden bir piramit. Benimkinin içinde de telefon var. Tamam, neye ihtiyacım olduğunu biliyorum. Bir çekiç ve bir iskarpelaya. Şimdi bunu kazıp telefonun içinden çıkarma zamanı. Ciddi misin? Benim herhangi bir alete ihtiyacım yok. Çünkü ellerim var. Haha, şu jölelere bak. İnin bakayım mideme. Böğürtlen tadındaymış. Daha çok yemek istiyorum. Şuraya. Bir de oraya biraz vurayım. Amanın, kendini kaybetmiş. Vay canına, jölenin içine bayağı bir dalmışsın. Ama benimki de hazır. İşte oldu, sonunda açabildim. Bir dakika. Bu da nedir? Şaka mı bu şimdi? Bu gerçek telefon değilmiş ki. Ne saçmalık. Bu telefonu gerçekten istiyordum. Of, çok fazla yedim. Ne var bunun içinde? Biraz daha yırtıp açayım şunu. Bir torba dolusu jelibon ayıcık. Bir açayım şunu. Bu kırmızı ayıcık bayağı lezzetli görünüyor. İşte jöleli bir şey daha. Bir dakika, olmaz, yapamam, karnım çok şişti. İşte bunu almak ister misin? Bana mı? Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Al istediğin kadar. Yaşasın. Bunlar çok lezzetli. Bunu benimle paylaştığın için sen çok iyi bir arkadaşsın. Benim kırmızı piramitten ister misin? Sağ ol, almayayım. Bir dakika. İlk ben açıyorum. Vay canına. Rengarenk oreolar. Çok güzeller. Bu yeşiller çok güzel görünüyor. Hepsini üst üste dizeceğim. İşte oldu. Bisküvi kulesi. Vay canına, oraya kulesi harika görünüyor. Değil mi? Ama şunu izle. 1, 2, 3. Birini yakaladım, bir tane daha. Bu işi çok iyi beceriyorum. Bu bisküviler harika. Yaptığın harikaydı. Bisküvileri bu şekilde yakalaman çok acayipti. Teşekkürler. İyi de sen seninkini niye açmıyorsun? Haklısın. Hey, şuna bak. Bana bir popit gelmiş. Ben bunlara bayılıyorum. Olamaz. Kırdım. Bir saniye. Bu popit değilmiş. Şekerlemeymiş. Çok lezzetli, meyveli ve tatlı. Vay canına, gerçekten lezzetli görünüyorlar. Ben de bir parça alabilir miyim? Tabii alabilirsin. Al bakalım, işte senin şekerlerin. Vay canına, acaba biraz daha alabilir miyim? Tabii ki, işte sana biraz daha şeker. Yaşasın, ama bu hala yeterli değil. Ver bakayım şunu bana. Daha hızlı sallaman lazım. Vay canına, bak hepsi nasıl döküldü. Bir sürü şeker ve popit bunlar. Hatta sakız bile var. Hadi istediğini al, bir sürü var. İkimize de yeter. Çok güzel. Bir dakika. Niye ilk sen açmıyorsun? Tamam, olur.
Ne? Bir sürü küp şeker mi? Hadi ama. Beni at mı sandınız siz? İstediğin kadar gül sen ama bende bu kaşık var. Ve bu çay bardağı. Şimdi bu şekeri çayımın içine atabilirim. İşte böyle. Buna ne diyorsun? Ha canına, bu aklımı aldı. Şimdi bende ne varmış bir bakalım. Bu da neyin nesi? Ne olduğunu anlamamı sağlayacak bir kokusu da yok. O halde tadını bir denesen iyi olacak. Oh, olamaz. Wasabi'ymiş. Ben şu çayı bana, ona ihtiyacım var. İmdat, acil yardıma ihtiyacım var. Bu suya acil ihtiyacım var. Teşekkürler. Oh, böyle çok daha iyi. Vay canına, çok yoğun bir acıydı. Ve sen niye gülüyorsun? Bana yardım edebilirdin. Al bakalım şimdi çayının tadını çıkar. Sen ne yapıyorsun bu çok fazla? Çayı mahvediyorsun. Kötü biri olursan bunu hak edersin. İlk ben açabilir miyim lütfen? Yaşasın. Aman tanrım bak. Küp şeklinde bir bal peteği. Çok yapış yapış, tadı kesin çok güzeldir. Vay canına, çok leziz görünüyor gerçekten. Bir tadına bakayım. Aman tanrım, müthişmiş. Bu herhalde bugün yediğim en güzel şey. Belki bana da bal peteği gelmiştir. Bu ne ya? Balon değil, lastik top da değil. Hey, bunun içinde bir şey var. Yok artık, buna inanamıyorum. Bak şuna bak. Boş ver. Sen peteğinin keyfini çıkar. Bana ne gerektiğini biliyorum. Böyle bir durumda sıcak çikolata sosunun olması lazım. Bu topumun üstüne böyle dökmeye başlıyorum. Yüzeyine nasıl yayıldığına bak. Çok güzel. Evet işte oldu. Çikolata açılmasını sağladı. Vay canına, haklıymışım. İçinde gerçekten bir şey varmış. Muhteşem çilekler. Şimdi üstüne biraz daha çikolata ekleyeyim. Çileğe çikolata sosundan daha iyi giden bir şey olamaz. Sosu hepsine yetecek kadar yavaş yavaş döküyorum. Artık atıştırmanın zamanı geldi. Bol sulu ve tatlı. Hey, bir tane ister misin? Vay canına, peteği iyice kaptırmış kendini. Eyvah, bu hiç iyi olmadı. Nasıl yani? Bunlar arı mı? Olamaz. Bir sürü arı geldi. Gidin buradan, durun. Bu bal peteği bana ait. İyi ki bana çilekler gelmiş. Gidin buradan arılar. Kendi balınızı kendiniz bulun. Bu benim. Bakalım bugün ne atıştıracakmışım. Hazır nişan al. Ateş. Sarı mı? Ekşi limon mu geldi yani? Melon okumayı kabul ediyorum sanırım. Hadi hayırlısı. Çok ekşi. İyi iş çıkardın Kevin. Hadi bakalım. Turuncu mu? Bu en sevdiğim. Gel bana bakalım. Bu haksızlık. Tekrar deneyeceğim. Tam isabet. Bana da cips geldi, gördün mü? Hey! Önce ben aldım Kevin. Yine mi kavga ediyor bunlar? Bu ikisi durmak bilmiyor. Onları şişlemeliyim. Şiddet hiçbir şeyi çözmez. Buna ne dersin? Teşekkürler Luna. Vay canına. Neler oldu öyle? Ne? Cipslerim nerede? Neler oluyor? Meydan okuma zamanı. Önce sen Kevin. Tamam. Şuna bak. Minicik bir ahtapot. Çok sevimli. Şimdi sıra sende. Tamam. Hadi bakalım. Lollipop mu? Bunu beklemiyordum. Lezzetli görünüyor sanırım. Doğrusu biraz küçük duruyor. Cennet gibi. Şimdi ne olacak? İlgilenmek ister misin? Tamam. Bu işe yarar. Kimse var mı? Vay canına. Bu şey göz kamaştırıyor. Kesinlikle öyle. Vay canına. İkimizin kafasının toplamından büyük. Bu nasıl oldu? Bununla denize bile açılabilirim. Tek büyüyen şey senin şekerin değil. Şuna bir bak.
Artık o kadar da sevimli görünmüyor. Aa, işe koyulsam iyi olur. Aa, bunu yemek istemiyorum. Aa, çok fazla dokungaçları var. Hele kokusu. Aa, neyse, sonuçta kazanmak istiyorum. Vıcık vıcık. Daha ne kadar uzayacak böyle? Çok kötü. Dilimden çekil. Bunu kullanabilirsin Kevin. Teşekkür ederim Luna. Oh, şimdi de iyi geldi. Ah, anca beraber kanca beraber. Kaldır. İlginç. Bana fındık kreması geldi. Şanslısın. Bana da en kötü sos geldi. Mayonezden nefret ediyorum. Yanımda buna uygun bir şey var. Koca bir kaşık gelsin bakalım. Oh, yaşasın. Aa, çok lezzetli. Çok tatlı. Bir kaşık asla yetmez. Bir bakmışsın üçüncü kaşıktasın. Çok ama çok güzel. Arada nefes almayı unutma, olur mu? Çok iyi geldi. Peki ya sen? Umarım kusmam. Dur. Ne oldu? Bunu biraz daha zorlaştıralım. Kevin, hayır. Kepçe olmaz. Evet. İşler böyle halledilir. Küçücük bir kaşıkla neden zaman kaybedesin ki? İşte şimdi oldu. Ben bundan pek emin değilim. Şerefe. Of, kıvamı çok yoğun. Evet, tam da düşündüğüm gibi. Yüz ifadeni görmelisin. Kusacak gibi duruyorsun. Bende birazcık daha var. Hazır mısın? Ha? Hey, bu tam bir hayal kırıklığı oldu. Şimdi ne yapacağız? Sıkıldım. Ha? Yine acıktılar. Sanırım bir şeyler hazırlayabiliriz. Bakalım bunları ayırt edebilecekler mi? Etiketleri olmadan ayırt etmek zor. Hadi bakalım. Vay canına. İkimize de kola geldi. Yoksa kola değil mi? Hı-hı. Kabarcıklar görüyorum. Bu kola. En azından benimki öyle. Bir yudum alıp görmeye ne dersin? Evet, benimki kola. Ay, çok tuzlu. Bunu yutabileceğimi sanmıyorum. Biliyordum. Soya sosu. Çık bakalım. Evet, soya yağmuru. İğrenç. Tuzlu bir çeşme gibisin. Bu berbattı. Rahatla. Önce sen. Ama hadi. Merak etme. Bu defa turnayı gözünden vurdum. Ekstra kıtır görünüyorlar. Taze nugget gibisi yok. Güzel görünüyor. Peki ya bende ne var? Tavuk ayağı. Tırnak mı onlar? Bunları hayatta yemem. Onlar gerçek mi? Dokunmak nasıl olur merak ediyorum. İğrenç. Bize el sallıyor gibi. Hey, bir dakika. Ne yapıyorsun Kevin? El nakli oldum. Gıt gıt gıdak. Tamam, çok komiksin. Dursam iyi olur. Uf Kevin. Gerçekten de yapıyor. Uf. Gerçekten yiyecek. Tam da o bakmadan. Hızlıca delileri sakla. Uçun bakalım. Oh, çok doydum. Ne? Evet, çok lezzetlilerdi. Hadi açalım.
Bu şekerler harika. Bu hiç de öyle değil. Wasabi'den nefret ederim. Bunun çok ekşi olduğunu duymuştum. Ama bence dayanabilirim. Güzel bir aroması var. Acıyla aram pek iyi değil. Ama belki ekmeğe sürsem fena olmaz. Bakalım. Bu kadar yeter. Afiyet olsun. Daha fazla yemen gerekiyor. Öyle diyorsun. İğrenç ve acı bir tereyağı gibi. Tek farkı tereyağı dilini yakmaz. Koca tüpü sıktım. Bana şans dile. Yiyorum. Bir et var yarısın. Ağzım yanıyor. Böyle olacağını tahmin etmiştim. Zor nefes alıyorum. Korkuyorum. Bekle, önce ben açacağım. Güzel. Tatlı çıkmasını beklemiyordum. Neyse ki yanımda çay var. Dünyada daha güzel bir ikili var mı? Çay saatine bayılıyorum. Çikolata sosu da çok güzelmiş. Afiyet olsun. Of ya. Serçe parmak dışarı. Papatya çayı. Gerçeklerle yüzleşmenin zamanı. Korkuyorum. Vay canına. Kirli çorap gibi kokuyor. Çöplükteki kirli çoraplar. Pis bir sahildeki kokarcılarla dolu çöplükte. Hadi ama bunu yapabilirsin. Evet, bayağı küflü. Burnundaki kıllar yanıyor gibi hissediyorum. Bunu ister misin? Burnunu kapatmak için. Bana teşekkür edeceksin. İyi düşündün Kev. Ağzımdan nefes alırım. Buna inanamıyorum. Bu işe yarıyor. Olmadı. Yine de tadını alıyorum. Kevin. Yardım et Kevin. Kevin. Of inanamıyorum. Çıkaracağım. Pardon. Senin sorunun ne Luna? Tatlıma geldi. Geç şuradan. Tatlıma hiçbir şey mahvedemez. Bu kötü yiyeceklerden kaç tanesini yerdin? Wasabi'li ekmek çok kötü görünüyordu. Arkadaşlarına güzel ve kötü yiyecek yarışmasıyla meydan oku ve kendin dene. Bunları izledin mi? Eğlenceyi kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone ol.